Hoş geldin Fatma sevgili. Öpeyim ben de programı. Ay gerçekten ben her geldiğinde programıma şunu hissediyorum. Bir sanatçı ağırlıyorum efendim. Bir resim sanatçısı ağırlıyorum. Çünkü yani gömleklerden kediler mi çıkardın? Bize pantolonlara böyle çiçekler mi yapmadın? Bazı insanlar sanatçı doğarlar ve o sanatını icra edecek. Mutlaka hayatta isterlerse başka bir alanda prof olsunlar. Mutlaka çıkarırlar. Bence evet. Fatma siz de öylesiniz. Teşekkür Bunu ederim. Bunu kalben söylüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Evdeki tavaları, tencereleri atmıyoruz. Eski tavaları atmıyoruz. Evet, eski bir tava getirdim. Bunu burada kuruma problemimiz olduğu için bir kat boya yaptım içine ve dışına. İçine. Şimdi her tarafını kullanabiliriz. Mesela tamam. Tersini kullandık, içine saat yerleştirdik. Ay evet, bunu göstereceğim. Burada, evet. Bakar mısınız? Gelirken pili düştüğü için şu an çalışmıyor saat ama aparatı arkada yerleştirebilmek hemen için, çıkıntıyı kullanabilmek için bunu saat olarak kullandık. Çok güzel. Ellerin dert görmesin evet, inşallah. Teşekkür ediyorum. Bu da içini kullandım. Bu tavamızın da. Ay. Bunu da böyle değerlendirdik. Burada sanki değil mi seramik mi porselen? Hayır, boyutlu hamur kabartma dekupaj. Ay, bunu çok güzel. İstedikleri tekniği, hangi tekniği biliyorsa insanlar yapabilir. Peçete yapıştırılabilirler, dekupaj yapabilirler, el boyaması yapabilirler. İnsanlar ne biliyorsa, hangi tekniği biliyorsa onu uygulayabilirler. Biraz zevklerine peki, bunu göre. Bunu nasıl çizeceğiz? Bu çizmenize gerek yok. Eğer çizim resim yapmayı bilmiyorsanız. Ben mesela iyi resim yapamıyorum. Tabii, işte biraz önce söylediğim desenli peçeteler var. Kullandığımız, mutfakta kullandığımız. Onların desenini alıp yapıştırabiliyoruz. Şimdi hobiyle uğraşanlar, ahşap boyama yapanlar çok iyi bilir onu. Şuradaki dekupaj. Dekupaj dediğimiz şey de kağıtlar çok üzerindeki doğru. Resmi kesip yapıştırmak. Şurası yapıştırma. İçi el boyaması fakat buradaki çiçekler çok yapıştırma. Doğru. Gerçekten çok da güzel olur. Evet. Şimdi başlayalım o zaman biz. Evet. Ben tenceremizi boyadım. Bu balık tavası. Evet. Şöyle balığı koyduğumuz. Çizilmiş bir tavaydı bu. Şimdi ben bunun içine tebeşirle yazı yazılabilen bir özel boya var. Ondan sürdüm. Şimdi onun için ortasını boş bırakacağım. Buraya mutfakta bir notluk gibi düşüneceğim. Ya da güzel bir söz. Hatırlamamız gereken hani bakıp da sürekli hiç aklımızdan çıkmasın bu laf dediğimiz laflar vardır ya. Evet. Bizi çalışmak şey... kurtaracak mesela benim lafımdır. Hiçbir zaman unutmam. Bizi çalışmak kurtaracak yani. Anton Çehov'un yapıdır. Ne güzel. Bir yandan hem sohbet edelim. Ben buraya bir çiçek yapacağım. Bu one stroke tekniğinde bilenler vardı bilmeyenler için daha sonra bunun ayrıntılı şekilde nasıl yapıldığını da ayrıca gösteririz. Evet, güzel bir pano olacak evet. Mutfağımızda. Fırçamıza iki renk alıyoruz. Dediğim gibi bunun ayrıntısını daha sonra gösteririz. Ben bir gül yapacağım hemen. Benim de bir çok sevdiğim bir söz vardır. Şu anda söyleyeni, yazarını unuttum hatırlamıyorum ama yükseklerde bir çam ağacı olamıyorsam alçaklarda bir çalı olurum. Ama oradaki çalıların en iyisi. En iyisi olurum. Yıllardır ben de o sözü hiç unutmam. Ay çok güzelmiş. Çok sevdiğim bir sözdür. Yükseklerde bir çam ağacı olamıyorsam alçaklarda bir çalı olurum. Ama en iyisi olurum. Ama oradaki yani aslında şuradan şunu anlıyoruz. Bizler bir başkasının hayatına özeniyoruz. Evet. Hani kafamızda çok büyüttüğümüz. Onun gibi olmak istiyor. Ama önemli olan kendi hayatının en iyisi olabilmek. Evet. Yani şunu burada hemen bununla örnek vereyim. Eğer şu çiçeği ben fırçayla yapamıyorsam yapıştırmanın en iyisini yapmaya çalışırım. Bravo. Yani yapıştırarak yaparım, keser yapıştırırım desenleri. Onun en iyisine odaklanırım. İlla hani bazen atlarız her şeyi yapalım. Yok öyle. Ama her şeyde en iyi olamıyoruz bazen. Bir de büyük hayal kırıklıkları, evet. İşte sonra depresyonlar. İşte herhalde o zaman biraz kıskançlıklar da ortaya çıkıyor maalesef. İnsanlar arasında. Maalesef. Zaten dünyada bana deseler ki hani bir şeyi kaldırabilirsin, neyi kaldırırsın?
İnanın kıskançlığı kaldırın. Evet. Çünkü bugünkü savaşların nedeni de kıskançlık. Birçok hastalığın bugünkü paylaşılmayan sebebi, her şeyin sebebi kıskançlık. Onda var, niye bende yok? O beni geçerse ya, bende niye olursa ben onu yenmeliyim duygusu. Evet. Maalesef dünyayı birbirine katıyor. Savaşıyoruz, ediyoruz. Halbuki doğumumuz belli, ölümümüz belli. Süremizi Allah belirliyor. Dolayısıyla biz neyin kavgasını veriyoruz? Bunun için de çalışalım, ahlaklı olalım ve kabul edelim. Yani kabul etmek büyük bir zenginlik. En büyük zenginlik kabul edebilmek. Biz nasıl bana yapılır, bu bana nasıl olur diye kabul etmiyoruz. Evet. Halbuki bilmiyorsun ki Allah, Allah-u Teala kitabında da diyor, her şerde bir hayır, her evet, hayırda bir şer arayın diyor. Ama yaşamda maalesef bunları bilsek de hepimizin unuttuğu anlar oluyor. Unuttuğumuz anlar az olsun, niyetimiz evet, o olsun. Evet. Ama dediğiniz gibi kıskançlık olmasa hiçbir şey olmaz. Ya da kıskanmayı çevirebilmek de, belki kıskançlık olması gereken bir duygu da Fatma, ne dersin? Dozunda bırakmak. Dozunda bırakmak değil mi? Ya da onu tabii bir faydaya çevirebilmek. Ya da doğru şeyi, kıskançlığı doğru yerde kullanmak evet, herhalde. Şöyle de. Peki hashtagimiz için ne düşünüyorsun sevgili Fatma? Bakımlı olmak. Tabii ki. Şimdi ben güldüm. Neden güldüm? Kendim için bakımlı olmaksa, kendime çok az vakit ayıran bir insanım. O yüzden ama çok bakımlı görünüyorsun. Ay, teşekkür ederim. Ama tabii belli bir yaştan sonra daha dikkat etmek gerekiyor. Gençken belki çok düşünemedik. Ya da hep öncelikleri başka şeye verdiğimiz için, kişisel olarak tabii ki bu. Hep özenmişimdir kendisine çok vakit ayırıp kendisine çok iyi bakan insanlara. Hem sağlık yönünden hem görünüş olarak, sadece görünüş değil benim anlatmak istediğim. Sağlık da çok önemli. Ne güzel söyledi. Sağlık çok önemli bir şey bakımda. Evet. Biz hep bakımı dışarıdan, tabii ki dışarıdan destek çok önemli, yatsınamaz. Evet. Ama esas bir cilt sağlığı istiyorsanız, doğru uyuyacaksınız, evet, güzel besleneceksiniz, ne kadar çalışıyorsanız çalışın. Ağzınızla yediğiniz her şeye dikkat edin. Hani hep diyoruz ya, kötü gıdalardan kaçının. Vaktiniz mi yok? Hemen doğadan bir şey yiyin. Bir elma yiyin, bir karpuz yiyin, bol su için faydalı şeyler yapın. Diğer kötü alışkanlıkları söylemek istemiyorum, dilim varmıyor. Çünkü insan bence kendine böyle bir eziyet etmemeli bu hayatta. Öyle düşünüyorum. En güzeli de benim en büyük eksikliğim su içmek. Ben çok su içmek, evet, evet, birçok şeyi düzeltiyor. Bunu yaşadım ama hep su içmeyi unutuyorum. Sabah kalktığında evinin her yerine, ben öyle, şimdi kızımı tabii yetiştirdiğim evet, için ben çok su içiyorum. Bir evladı nasıl yetiştirirseniz öyle gidiyor. Bir sabah kalkıyoruz, nasıl annelerimiz babalarımız bize yüz yıkamayı öğrettiler. Artık yüz yıkamadan dışarı çıkan çok az insan var. Bu da öyle bir şey. Suyunu içirtirseniz çocuğa, o çocuk sonra bakacak ki artık sizden ayrıldığı noktada bir gün sabah kalkacak ve su içerken bulacak kendini. Evet. Çocuğa alıştırmak bahanesiyle kendimizi tekrar yetiştirebiliriz. Çünkü evlat evet, deyince akan sular duruyor biliyorsun. Değil mi? Onlar için yapıyoruz. Onlar işte için yapıyoruz. İşte onlara yaparken biz de öğreniriz tekrar. İnşallah. Ben evlatlarım büyüdü artık da onlar bana yaptırıyor. Evet, onlar bana hatırlatıyor sağ olsunlar. Şimdi ben birkaç tane çiçek yaptım. Daha sonra ilerleyen zamanlarda onları ben biraz daha tamamlayacağım. Burada bana pratik geldiği için bunu yaptım. Tavanın kuruma süresini düşünerek. Fakat tavayı önceden boyayıp kuruttum. Tahtalar, buna zaman kaldı. Tahtalar yapıyorsunuz zaten. Evet. Siz neler. Evet. Bayıla bayıla, hatta bir tanesini kullanıyorum. Geçen gün konuklarım vardı. O ne güzel. Hemen onlara böyle güzel üstüne peynirlerimi koydum. Oo, ne salatalık güzel. Salatalık domates. Birçok şey yapabiliyorum. Birkaç kişi sormuş bana, Instagram adresinden ulaşabilirler. Adresi ne? Fatma.aktasmetin. Instagram ve Aktaş, Facebook adresi. Aktas. Metin. Metin. Uygulamaları da gösteriyor musunuz Fatma? Uygulamaları çok ona zamanım olmuyor maalesef. Arada bir video paylaşıyorum çok ama çok olur. Kısa kısa uzun uzun videolar paylaşamıyorum. Ama atölyemde eğitimler veriyorum. Ben ilk fırsatta geleceğim. İnşallah. Çok istiyorum. Evet, evet.
Şöyle aslında biz buna sanki hep ekran başındaki sevgili seyircilerim çok vakit ayırmamız gerekiyormuş gibi hissediyoruz. Yani işte Fatma Hanım gibi olmak istiyoruz birden. Fatma Hanım gibi olmak aslında biraz tabii ki yetenek, bunu yadsımıyorum. Allah'ın verdiği bir özelliği var, çok yetenekli ama biraz da zaman ve bize ait. Yani alacağımız kursa, yanlış anlamayın, tabii şey yapmıyorum. Hayır, hayır, tabii. Doğrusu o çünkü. Kurs alın ama kurs aldıktan sonra kendi kendinizin yolculuğudur Fatma Hanım gibi tabii olabilmek. Gerçek tabii başarı buradadır. Kurs bir bilgidir, bir kapıyı açar, size bir anahtar verir. Ama o kapıyı açıp orada yolculuk yapması gereken bizleriz. Evet. Biz öğrendikten sonra buna vakit ayıracağız, yapacağız. Tabii. Çok da zor değil yani. Otururuz öğlenleri. Ben program sunarım. Siz ekran başında oturursunuz. Güzel değil güzel mi? Boyamalarınızı yaparsınız. Yemeğimizi yaparız. Burada ailece geçeriz. Gideriz günleri. Evet. Zaten eğer insan gerçekten istiyorsa yapamayacağı şey yok. Öncelikle istemek lazım. Aynen öyle. İstedikten sonra da sebat edip o işi öğrenene kadar yapmak lazım. Eğer çok fazla onu öğrenmek istiyorsa insan. Ama sadece vakit geçirmek ya da terapi olsun diye gelenler de çok fazla artık. Hmm. Bu tür hobi atölyelerine. Doktor tavsiyesiyle gelenler çok fazla. Gerçekten gelip yeşil reçeteli ilacı bıraktım bu atölye sayesinde diyen insanlar oldu hayatımda. Sigarayı bırakan insanlar oldu. Neden biliyor musunuz Fatma? Fayda sağlıyorlar. Evet. İnsan fayda evet sağladıkça kendine zarar edemez. Evet. Fayda evet sağlayan insan, böyle güzel faydalı şeylerle uğraşan, kendini geliştiren insan zararlı bir şey yapmaya kıyamaz kendine. Evet, evet. Biraz herhalde onunla alakalı. Evet. Buna şöyle ben size keşke hemen verseydim bunu şimdiye kadar. Ben onlara bir boyardım, bir boyardım. Evet, evet. Hemen ben de bir iki süreyim. Çok güzel şeyler bunlar. Ha, ben insanlara tavsiye ediyorum bir hobiniz olsun. Herkesin bir hobisi olmalı. Özellikle ha, mutlu yaşlıların evet hepsinin hobisi ha, var. İlle boyaya el sürmek, bazıları el sürmek istemiyor, cazip gelmiyor. Ya yani İngilizce öğrenin diyorum, ne bileyim bilgisayar kursuna çok gidin. Doğru. Yani bir şeylerle insanların meşgul olması gerektiğine inanıyorum ben. Bu arada kelebeğimiz boyandı. Evet. Herhalde siz ona beyaz böyle antenler yapacaksınız evet, değil mi? Bir şeyler burada yaparız. Yaparsınız. Evet. Fatma size kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Birazdan bitireceğiz. Bakımlı olmak, hashtagimiz bakımlı olmak olunca çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi ben çok beğenirim. Çok hoş bir hanımefendi. Bugün bizlerle birlikte olacak. Emsel Doğan. Fatma Hanım'a geçiyorum ben. Pencerelerimiz, tavalarımız ne oldu böyle? Tavamızı şimdilik bitirdim. Çok, çok ufak tavam bir çok güzel olmuş. Detay ekleyeceğiz. Çok beğendim. Şöyle gerçekten kuru dalları ben çok severim. Her yere de çok yakıştırıyorum. Şöyle ağaçlardan kopardım. Çok güzel yapmışsın. Ben kuru konuşamıyorum Fatma Hanım. Tamam ben konuşayım anlatayım siz bakarken. Siz konuşun lütfen ben şu seyredim doğal rafyalar, kuru dallar. Şöyle bir demet yaptım. Onları üstüne yapıştıracağım. Ama onun için bırakmanız gerekecek. Ay, birkaç saniye ayrılacaksınız. Şöyle hemen yapıştıracağım ben. Biraz önce hani sizin boyadığınız kelebeği de üstüne konduracağım. Ay. Biraz... Şimdi ben de içine tebeşirle bir şeyler yazacağım evet izin verirseniz. Bunun vernik de yapılması gerekir koruyuculuğu için kenarlarına. Onu daha sonra. Tamam. Biraz yamuk oturtalım öyle şöyle mi? Evet. Bir tebeşir rica edebilir miyim? Tabii ki tebeşir getirdim. Ben ne renk tebeşir ne renk isterseniz? Olursa. Pembe. Evet. Ya da zıt renk yapalım orada olmayan bir renk olur isterseniz. Efendim ben de hemen bir şey yazıyorum. Hangi kameradayız? Reklamlar efendim. Evet, reklamlar bitti. Biz Fatma ablamızın yanındayız. Bakın ne güzel sisledi. Bana da bakar mısın? Nasıl evet hava atıyorum? Bakın diye. Şey aslında kıyafetinize de uydu renkleri. Uydu değil bakın mi? Şu dış kısmına da birazcık çok güzel uydu yaptık. Ben bu tavayı efendim bizim bir numaralı kameramız bizi çekebilir mi yönetmenim? Nedense bir numara istedim ben. Açınıza uyuyor mu sevgili yönetmenim Tuğba? Bu bir numaralı kamerayı kullanan çok değerli kameraman arkadaşımız Tolga yeni evlendi sevgili Dila'yla. Biz de ekipçe onlara Fatma ablanın izniyle
bu tavayı, tencereyi duvarlarına asınlar diye hediye ediyoruz. Ve içine de Dila'yla Tolga yazalım istiyoruz. Yeni evliler için bence mutfaklarında çok da güzel bir aksesuar. Dila'yla Tolga'nın sayesinde de bunu göreceğiz. Fatma abla, Dila'yla Tolga yazabiliriz değil mi? Sen ne Dila olsun ne Tolga olsun. İkisini tamam. Allah hiç ayırmasın inşallah. Şöyle başlayalım yazmaya. Fırçayla ne kadar düzgün yazılırsa. Siz yazarsınız da güzel olmaz mı? Değil mi Tolga? Kamerayı sallayarak değil mi? Evet. Hani. Dila. Tolga. Dilay değil mi? Dilay Tolga'cığım. Evet, pardon, doğru ben yazdım Dilay değil mi? Dilay. Tolga. Ben Dilay ismini çok severim. Tolga da çok değerli bir arkadaşımız. Allah bütün sevenleri birbirine bağışlasın. Bir ömür mutlu etsin. Ama her şeyden önce birbirinizi sayın. Sonra seversiniz zaten. İnsan birbirini sayınca seviyor zaten. Bazen sevince sayamayabiliyor çünkü. Önce herkes birbirinin yaşamına saygı duysun. Ondan sonra sevgi oluşur zaten. Evet, saygı olunca sevgi kendiliğinden geliyor. Gelişiyor zaten, evet. Dila ile Tolga. Dila ile Tolga'mıza. Buraya da artık sevgili Tolga'cığım. Şey yazabilir sabah. Miyim? Yo, mutfak yazasım geldi. Mutfak şimdi. Mı? Şey ben de şöyle düşünün. Mutlu mutfak. Ben de buraya hani her gün birbirlerine bir not koyabilirler dedim. Ha, olabilir. Evet. Değil mi? Tebeşirle. Şey yapalım. Şöyle bunu. Bir minicik bir şey daha ekleyeyim o zaman ben buraya. Şöyle lütfen. Güzel bir kalp yapalım. Ay, şey biraz ilkokul şeylerim aklıma geldi herhalde. Ne güzel ama oldu. Hiç ayırmasın sizi sevgili Dila ile Tolga. Evet, güle güle kullanın. Ve bütün birbirini seven çiftleri hiç ayırmasın. Sizin nezdinizde biz de ekran başından söylemiş olalım. Artık buraya o gün hani seni seviyorum, iyi ki varsın, evet, iyi ki hayatımdasın ya da menüde yazabilirsiniz. Omlet, sabah omlet istiyorum diye. Ama hep güzel şeyler yazın. İnşallah, inşallah. Güle güle kullanın inşallah Dila ile Tolga'cığım. Buyurun. Fatma abla çok güzel yaptın gerçekten. Fatma teşekkür Hanım aslında ederim. Abla bile demek değil. Gencecik, hoş bir hanım. Çok erken evlenmiş o yüzden ben yaşından dolayı. Gencecik çok güzel ve çok güzel şeylerle uğraşan bir hanımsınız. Ben sizi ağırlamaktan her zaman çok büyük keyif alıyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizlerle bence siz hem dağın tepesindeki çamsınız. İstediğiniz zamanda da iyi bir... Çalısınız. Ben öyle düşünüyorum. Ben çalı olmayı kabul ediyorum ama iyi bir çalı olduğuma inanıyorum. Bence hem iyi bir çalısınız. Sizce çamsınız da o sizin tevazınız. Çok teşekkür Hadi bakalım ederim. Mutfağa geçelim. Çok Hayır bırakmıyorum ederim. Öyle. Yok öyle gitmek. Ve bu kadar beğendiğimizi söyledik söyledik. Sonra üzerine mutfağa birlikte el ele gitmemek olur mu? Tekrar hoş geldiniz. Ellerine sağlık diyor musunuz? Evet, evet. Ne yaptın Dilek? Anlat ne yaptık? Sen ne yaptın? Ben yine ne yaptım böyle. Bir kere o zaman en sevdiğinizden başlayalım. Lütfen. Yeşil mercimek salatası yaptık. Bol proteinli, içinde mısırı, köz biberi olan, şöyle güzel, ortada yeşilliği bol olan bir mercimek salatası yaptık. Sonra ne dedik? Anne çocuk günü dedik. Çocukların eline verip yollayalım dedik. Mini pizzalar yaptık. Sizin kenar kaşarlarla doldurduğunuz. Nasıl harika oldu o kenar kaşar? Şöyle. Gösterelim mi hemen Açın. Bir tane? Ben şundan bakın şöyle. Ben gösterelim. Bakın. Şöyle. Oh. Ortadan. Böyle kenar kaşarları. Ay ay ay. Ay ay ay. Benim ekran başındaki sevgili seyircilerim yemezse ben de burada yemem, tadına bakma. Diyoruz. O yüzden yayından sonra hep birlikte yiyeceğiz. Onlar yemezse benim boğazımdan geçmez. Başka ne evet, yaptık? Pizza yaptık dedik. Kedi dilli tiramisu yaptık. Şimdi üzerlerine süslerini koyacağız tamam. Ve ev yapımı limonata yaptık. Limonatayı demin biz gösteremedik tabii yayın trafiğimizden dolayı. Hemen böyle o şeyler var ya bone, saç bonelerinde. Evet. Hemen sürdü. Hani biz evde hani endişe olarak da pratik bak ben. Kullanat. Kullanat. Ben kullanat. Evet. Hoş bu süzgeçleri de çok güzel kokutur. Yaptığın şey çok güzel evet, bir şey. Portakal, geçirdi. Limon. İçine de nane koyulabilir, her şey olabilir. Şimdi sen bir şeyler yapıyorsun. Şöyle yap. Nane, nane ve şöyle böğürtlenli bir süs yapacağız. Son dokunuş olur ya her zaman mutfakta. Şöyle bir çok güzel, değil mi? Görsellik evet. De önemli çünkü. Şöyle çok ben güzel, sizi kapatmayayım. Çok güzel. Ve dedik ki hani pratik
şeyler olsun. Bazen zeytinyağı dökeriz içerisine. Yine baharatlarla yaparız ve tavada hemen eritiriz. Çok güzel. Şöyle pratiktir. Et sularını vesaire her şeyi ben bununla yapabiliyorum. Buz kalıpları. İşimizi biraz kolaylaştırıyor. Şey de çok güzel olur. Biraz önce söylediğin limon, zeytinyağı, maydanoz koy. Salataların içine evet, şöyle direkt karıştırırken erisin. Çok pratik. Ve şimdi biz de limonatamız için ne yaptık? Naneleri doğradık. Üzerine suyumuzu koyduk. Ve şimdi içerisine bırakıyoruz. Çok güzel. Hem görsel olarak nane yaprağı yerine, nane yaprağı da tabii ki koyulabiliyor ama demek suyumuz sıcaksa, acil yaptıysak soğutmak adına bence çok güzel, çok güzel olmuş. Evet. Sizden rica edeyim bardağımızı böyle tabii alırsak, hemen bardağımızın içerisine hemen de bırakalım. Şöyle. Ben geçen gün onu söyledim. İşte onu yapıyoruz, dipfrize koyuyoruz, sonra alıyoruz. İşte et sularını yapıyoruz, dipfrize koyuyoruz. Ondan sonra gözler için bizim evlerdeki dipfrizlerin bayağı genişlemesi gerekiyor bu durumda. Ben öyle görüyorum. Yapmakta durumundayız ama. Durumundayız çünkü şunu anladık ki biz hep hayatta insanoğlu ilk önce ısınmaya ihtiyaç duyuyordu. Çünkü hasta olmamak için. Evet. Şey, serin bir gölge ağacın orada idare etmeyi bilen bir insan ırkıyız biz. Ama evet, baktığınız zaman konfor oldukça, rahatlık oldukça soğuğun da faydalarından, nimetlerinden yararlanmaya başladık. Dipfrizler şimdi bizim yazlık bütün bezelyeli, ben bezelyeleri yaptım. Bezelyeler yapıldı. Tam evet, mevsimiydi, geçti. Şimdi barbunya başlıyor. Barbunyaları asacağız. Sonra domatesler, patlıcanlar, hele patlıcan közde, biber közdeler. Kesinlikle. Onda 10-15 günü var değil mi? Var, daha var onlara. Daha Ağustos'un ortasına doğru. Evet, ben domatesle aynı, eşdeğer gidiyor. Eşdeğer evet, gidiyor. Ondan sonra yapacağız, hepsini dipfrize atacağız. Kışında onları yiyeceğiz, sevdiklerimize hediye götüreceğiz. Ben enginarları dolduruyorum. Arkadaşıma giderken bak sana bir paket yazları enginar getirdim diyorum. Ve çok, büyük rahatlık. Çok büyük rahatlık. Çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Öpeceğim. O kadar güzel bir program. O kadar kendi mutfağımızda hissettik ki. Her zaman aktı bekleriz gitti efendim. Sizi de her zaman bekleriz. Her zaman buradasınız, biliyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Gününüz çok güzel geçsin.